Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rise Survive videosuyla karşınızdayım. Şu an iyi hesaptayız. İyi hesapta işler değişti arkadaşlar. Rohan ve Elf müttefikliği ve iyilerin müttefikliği diyelim daha doğrusu. Oyunu GG haline getirdi. Şu anda artık üstünlük bizim üzerimizde. Sadece görevleri yapıyoruz. Şu an itibariyle şöyle hedefe girdiğimiz zaman şöyle sezon ödüllerine bir bakalım. Dur. Sıralama demiş ilk 5. Yani şu an için 950 puan elde edebiliyoruz. İlk 4'e girmemiz lazım ki bunu da alıp ödüllerden faydalanmak için. Şöyle bir soru işaretine bakalım. Burada puanımız var mı? Var. 250 var. Yeni aksesuar. Oyulmuş ejder dişi. Ordu hasarı demiş. Güzel bir aksesuar aslında. Alt özelliğine de bağlı. Yani bunun kovalaması gelirse çok güzel iş yapar arkadaşlar. Her türlü aksesuar olarak kullanılabilir. Bakalım bunu deneyeceğiz tabi. Eğer tabi ödüllerden yararlanabilirsek. Şu anda gidişat olarak baktığımızda bildiğim kadarıyla burada şu dolgundurdan biz hasar vurup aldık mı ödülümüz, ona bir bakın bakın bir. Evet, buradan almışız. Liderlik tablosunda da zaten ikinciyiz. İkinci olarak bir tane mor alacağız. Kafalık. Evet. Şu anda bir tane vuruş yaptık. Godmong'a. Ya bu Godmong defans da çok iyi ya. Bak Dwarin mesela buraya karşı vuramıyor. Ya çok da ciddi bir karakter değil ama gene de güzel. Bak ölüm getirenler var. Gandalf'a da vursam yiyecek yemez. O da boşa gider. Şu anda bir batalım bir bakalım Basilet. Kim var tünel köprüde? Ona göre bir tane daha vurayım. Ha boş. Kritik geçit var. Koruma açan yok. Şöyle savaş bölgelerine bakalım. Buradan Isengard zaten temizlendi. Sadece yeni kaleler atılmış. Onlar da komutan gönderip şey yapıyorlar. O da bunların hepsinin tekrar buraya gelmesi ilginç ya. Tabi daha ışınlanamayanlar var. Temizlenmeyenler var ama çoğunluk temizleniyor tekrardan. Yakın zamanda gönderilecektirler. Şöyle yukarıda elfler bezdirmiş zaten şeyleri. Tekrardan kötüleri. Güzel odaklanıyorlar. Yani şu elflerin şu görüntüsü çok hoş. Beeren bu şekilde online olması ve birlikte hareket etmesi çok çok iyi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kaç milyon ölü var? 3.8 milyon ölü var. Bir başı çekiyor. Ama iyiler mantıklı yani. Şu an Gandalf'lar, Dwarin'ler hiç affetmiyor yani. Çatır çatır vuruyor. Şurada bir 2.4 milyonluk bir ölüm var. Kimler var? Cüceler, kötüler, Rum. Buralara kadar vurmuş. Şöyle bir güzel raporlar vardı. Onları sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi az gerilere geleyim. Önceden bayağı gönderilmişti bana. Heh. Bakın şöyle güzel Gil-galad raporları var. 313k çakmış. Ray Bay Joker'e. Yani kötü de bir Suning değil ama Gil-galad da çok iyi. Doğru rapor, doğru hamle, doğru ordu patlatır arkadaşlar. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım. Gene iyi bir Gimli. 300k vurmuş. Gimlisine bir bakalım neyi var. Yakma hasar azaltma. Yakın dövüş alınan hasar azaltma. Özel item. Ben Aron olsun zaten %100 Gimli yapacağım. Bunun kaçarı göçeri hiç yok yani. Ve Erebor'un kavancı var. Ama Suning. Suning de iyi ya. Batık adam bir feri var. Selsemet medellik başlıklı kovalaması var. Mitril var. Yani hatlarını kırma var. Koca çekiç. Çok çok iyi yani bence. Bizim çekiçimiz nerede? Ben çekiçimi atmadım hala. Tutuyorum elimden geldiğince. Ne olur ne olmaz. Zaten fazla da ihtiyacımız yok şu an için. Şöyle devam edelim. Bu raporları paylaşacağımı söylemiştim. Burada bir beraber kalan bir ölümsüz var. Bakın 50 level. Full sarı. Full. Hesaplaşma full.
Büyük savaşçı zırhı full, batık adam heyferi full, davul full. Yani şu rapor gerçekten çok çok iyi arkadaşlar. Bakın. Yani okçular ciddi derecede iyi hasar veriyor. Burada da güzel hasar çekmiş. Yani şöyle baktığınız zaman çok çok iyi hamleler. Yani bu oyunun bence en keyifli raporlarından biri. Niçin? Böyle bir Gilgalad'ın. Tam Gilgalad kötü değil. Full sarı ama alt özellikleri yeterli değil. Ki zaten fazlasıyla yapılanlar yapılmış. Böyle bir ölümsüze karşı böyle bir rapor çekmesi çok çok iyi. Bu konuda tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Evet, patlatılan bir Suning. Bakın burada da güzel bir Suning var. 302K patlatmış gene. Kötü mü? Hayır değil. Çünkü delilik bağışıklığı, kovalama. Yok, menzilli hasar. Yanlış. Kovalama olmalıydı. Paçayı kurtarma. Bu neymiş? Yarma. Bunu fullese güzel vurur. Bunun yerine ölümsüz koysa Morgül Arbedatçısının yanına çatara patara vurur ama işte o da ona akıl edemiyor diyelim yani. Keşke akıl edebilse. Şöyle şunu da tekrardan fullleyelim. Evet. Şeylerimizi kestiysek şöyle bir şey yapsak. Şurada mıydı Isengard'lı arkadaşlarımız? Evet, burada. Köşe kapmacı oynuyorlar bence. Bunlarla PvP döndürebilir miyiz? Döndürebiliriz. Biz ordularımızı şuraya gönderelim. Her ihtimale karşı yapmıştım zaten. Şuradan da tekrardan 200 diye talime göndererek. Tamam, 6 olsun. Kaç olmuş? 42. Yani 45'e kadar kasılınca göndeririz. Bu sunucunun bitmesine kaç gün var? Bakalım şu anda her fraksiyon yani 3 başkent işgal edilmeli lazım diyor. Muhtemelen bir başkent daha işgal edeceğiz. Onun planlanması zaten yapılıyordur büyük ihtimal. Bakalım nereye alacağız? O da önemli. Muhtemelen Isengard'ı alırız herhalde. Bana kalırsa Isengard gider diye düşünüyorum. Daha tutamazlar bu saatten sonra. Herkesin çok güçlü olması, güç patlaması yaşamasına sebep oluyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir etken. Bakalım ya, yani durum gidişat neye gösterir bilemeyiz. İyi hesapta da işler iyi gitmiyor değil. Güzel. Kötü hesapta zaten her gün yangın yeri. Savaş mücadele. Şu taraflardaki savaş ne durumda? Tekrardan bir girelim. Takım oyunu güzel arkadaşlar. Patch hiç bitmiyor savaşı. İki tane bellek varmış. Şu iki taneyi açak bakayım ne verecek. Belki düzgün bir şey verir şansımıza. Aha! Bir tane çekiç verdi. Güzel. Bir tane daha açalım. Çöp. İtem itemdir arkadaşlar. Kuyutulma yayın var. Müttefik menzil ilimler oluşturansa. Bunun yerine bunu kullanıyorum. Hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü insan hasarları da var aynı zamanda. Çünkü dönedainler de hasar veriyor. Bu ildi güzel yani. Ha, onun yerine şöyle bir paramparça etme özellikli bir savaş çekicimiz var. Belki ordu defansına çevirebiliriz cüceleri. Sonuçta akomutan buluyor. Askerler yıkılmasın diye savaş çekici yapılabilir. Tamam, gerçi ben şey kullanıyorum ama deri yüzme kullanıyorum ama bakalım değerlendirebiliriz duruma göre. Şimdilik kurcalamıyoruz. Şundan iki tane daha lazım çünkü şunu fullleyebilmemiz için. %9'a çıkartmamız için. Bir bu kaldı zaten fullleyemediğimiz. Bir delilik maskemiz var fullleyemediğimiz. Aksesuarımız full zaten. Onları da yakın zamanda doldururuz inşallah. Şurada fazla bir şeyimiz var mı? Yok. Burada da bir şeyimiz yok. Neyse. Takipte kalın gençler. Görüşmek üzere.